Bahçemde yetiştirdiğim lif kabaklarını bulaşık yıkarken kullanıyorum son 3 senedir. Doğaya atılınca kendiliğinden yok olan çevre dostu bu lif kabaklarını ben çok seviyorum. 2021 yazımda diktiğim lif kabaklarım bu sene coştu ve balkona kadar sardı. Yüzlerce lif kabağı döktü. Bu arada İzmir Ödemiş'ten herkese merhabalar ve kanalıma hoş geldiniz. Ben emekli resim iş öğretmeni Hatice Taşkoyan. Sararan lif kabaklarını arada bu şekilde kesip topladım. Lif kabaklarını gerçekten çok seviyorum. Bana terapi gibi geldiler onlarla uğraşmak. Kanalımda daha önce detaylı bir şekilde anlattığım sağ üst köşeye ve açıklamalar kısmına linkini ekliyorum. Sap kısmından değil alt kısmından bu şekilde kestiğinizde içinden yüzlerce kuruyan tohumlar çıkmakta. Islattığımızda da kabukları rahatça bu şekilde soyuluyor. Tabii ki ben bugün sizlere bu lif kabaklarının içinden değil kabuklarını da soymadan harika kendin yap projesini anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde mini minnacık küçük olanları seçtim. Yumuşak olanları değil, dış kabuğuna vurduğumda ses çıkaran sert olanlarını seçtim. Bana 12 tane gerekli. Sapları da çok orijinal ve oldukça sert. Uçlarından biraz kestim. Fikir amacıyla bu şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum düşüncemi. Bu lif kabağının sap kısmından bir delik açacağım. Diğerlerinin de tabii ki. Bunu A101'den yeni aldım 200 TL'ye. Piranha 110 parça hobi seti. İlk defa bu projede kullanacağım. Bu şekilde bir makinesi ve adaptörü var. Şimdi bu penset her uca göre farklı bir somonu var. Bu ucu kullanıyorum. Küçük bir delik açmak için ve iyice kapatıp burktuktan sonra sabitledikten sonra, çünkü tehlikeli bu şekilde araçları kullanmak, kendimize de dikkat etmek gerekir. Ve bunu da IKEA'dan aldım. 12 tane küçük mini ışıkları olan, lambası olan, bu ışık lambaların sığacağı şekilde bir delik açıyorum. Sap kısmından, sapa zarar vermeyecek şekilde. Şimdi deneyelim bakalım bu delikten. Evet, biraz küçük. İçindeki lifler belki engelliyor. Onu da oyduğumuzda tamamdır. Bu diğer 12 tane olan lif kabağını da oydum aynı şekilde ve şiş ile içlerindeki lifleri geri ittikten sonra büyükten küçüğe doğru sıraladım. Lif kabaklarını büyükten küçüğe sıraladım ki bir ritimde görünsünler. IKEA'dan satın aldığım bu 12 led ışıklığı da içlerinden 1-2 santim daha içeriye yerleştirerek bu şekilde silikon tabancasıyla yapıştırdım. Sizler de bu lif kabağı ve tohumlarından edinmek isterseniz 0539 414 84 62 nolu WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Tamamını yapıştırdım. Bu şekilde de bırakabiliriz, fakat 2 tanesinde minik delikler açınca daha güzel göründüğünü gördüm ve aparatın ucunu değiştirip bu lif kabaklarının damarları arasındaki alt kısımda minik delikler açtım tamamında. Üst kısmında açmadım, göz yorgunluğu olmasın istedim. Arada makineyi kapattım dinlenmesi için. Ben bu delikleri rastgele açtım. Aslında lif kabağının üzerine basit, sade desenler çizilip bu desenlerin üzerinde delikler açılabilir. Fakat bu şekilde de hem kolay oldu hem de şık durdu. Lambayı da ledi de yaktığımızda gündüz görüntüsü bu şekilde, ama daha işlemlerimiz var. Daha sağlam olmasını istediğim için Cadence'nin taş verniği ile bu şekilde bütün lif kabaklarını vernikledim. Basitçecik 1-2 saatte kurudular. Hem daha dayanıklı hem de daha parlak göründüler. Tamamını vernikledim. Gece görüntüsüne hazır mıyız? Geceleyin muhteşem görüntüsü. Deneme olarak balkon demirine astım. Gündüz görüntüsü bu şekilde. Geceleyin harika üstü. İçindeki ışıklar nedeniyle bütün lif kabaklarının dokuları, girintisi, damarları bu şekilde, renkleri de süper üstü. Ben bu fikre bayıldım. Sizler de tohum bulduğunuzda lif kabağı bahçenizde yetiştirebilirsiniz. Bahçeniz yoksa terasta ya da balkonda büyük saksılar içerisine yetiştirebilirsiniz. Hatta çok üretip yapıp satabilirsiniz. Aile bütçesine katkıda bulunabilirsiniz. Bu led ışıklıktan da yapıp eşe dosta hediye verebilirsiniz. Bence güzel fikir. Kanalımda daha önce depo olarak kullandığım bu odayla ilgili duvara tuğla, ayna yapımı ve mobilya yenileme ile ilgili video serisi paylaşmıştım. Sağ üst köşeye ve açıklamalar kısmına linklerini bırakıyorum. Bu videoları da muhakkak izleyiniz derim. Bu lif kabaklarından bulaşık yıkama süngeri, banyoda lif ve bu şekilde led ışıklığın dışında başka neler yapılabilir? Fikri olan varsa yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Bu sene coşan lif kabaklarımdan elimde çok mevcut. Ben de aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla benden bir büyük bir küçük boy lif satın alana, tabii ki ölçüsü değişebilir, daha büyük de olabilir, bir büyük bir küçük lif satın alana 100 tohum hediye gönderiyorum. 0539 414 84 62 nolu WhatsApp'tan ya da Instagram hesabımdan iletişime geçebilirsiniz. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Şimdilik İzmir Ödemiş'ten başka projelerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalınız, sevgiyle kalınız, sağlıkla kalınız diyorum. Bir de asla hobisiz kalmayınız diyorum.